Günaydın arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs. Ay Gençlik Spor Bayramı. Evet, gençlerimize kutlu olsun. Geldim iş yerine. Özgür gelmişti. Çünkü Özgür bu izinli oluyorlar. Resmi tatil. O vardı. Şimdi ona gidip domates falan alacağım. Kahvaltılık hazırlayacağım. Yedireyim. İşleri varmış. Onu halledecek. Sonra benim işlerim var. Ben çarşıya çıkacağım. Onları halledeceğim. Geleceğim. Hava maşallah. Merhabalar. O kadar sıcak ki. Anlatamam yani. Aşırı derecede. Çok sıcak. Havada aşırıyet var. Sıcağı evde hissettim. Keşke aslında kombiyi kapatsaydım. 34'te yanıyor ama. Çocuk var diye hep kapatmadım da. Herhalde bu akşam kapatırım ben onu. Bakalım gideyim. Araba üstlerinde daha çok böyle şey, domatesler daha uygun satışları. Ona bakacağım, inşallah getirmişlerdir. Domatessiz de yapamıyorum biliyor musunuz? Kahvaltı illaki olması gerekiyor domateste. Az da olsa, bir iki tane de olsa alıyorum. Gelmiş hemen mamasını yemeye. Babası da besliyor onu. Bak nasıl atlayacak bak. Ye kız, ye oğlum, ye lokum haydi. Bak nasıl alıyor bak. Az değilsin az. Oy şey, hiçbir şey yemiyor ama şeyde de ona salam alıştırmışlar. Pardon, sosis. Bilal abiler de öyle vermeye başlamış. Bak nasıl yiyor, bak nasıl yiyor. Bak maşallah. Az değil, az yesin. Bu arada yine bizim buralara bir semt marketin ikinci şubesi açıldı. Burada çok indirim vardı. Bir de buraya bakacağım. Bayağı bir süsleme yapmışlar. Aa, kapıya palyaço bile getirmişler. Keşke kızımı da getirsin. 15 Mart'ta. Yeni masa aldı buraya. Naylon. Bak ama güzel. Şeyi naylon güzel. Plastik. Plastik. Naylon plastik ne fark eder hocam? Ya, ötekin hocam şey aldı. Şimdi bir de dediler bari çay keyfi yapalım dediler. Ya. Yapın çay keyfini güzel. Dedim. Beraber çay keyfi yapıyoruz. Evet güzel oldu, güzel rengi sonra güzel. Üç buraya al. Evet, bir de sekiz gibi. Adam oturmaz. Adam oturmasa insan oturur. Adam olsa bir tane daha koyayım. Ha, kızın dedesi arıyor. Bak. Git abi. Beni YouTube'dan takip ediyor musun tatlım sen? Yoğurt pilav var. Melek Sarı diye takip ediyor mu aşkım? Muz var. Muz canımsın. Annem de camlarda yavrum benim. Anne, kızın dedesi gelecekmiş. Açmış da geldi dedim. Burada ben sana bir şeyler hazırlarım dedim. Yersin dedim. Sabahtan beri içinde öyle duruyor. Harbi mi? Evet. Ne yok? Sepet salmışım. Sepet değil o, torba. Yok, bu bayağıdır vardı. Unutmuştur. Duruyor. Unutmuştur. Biraz önce takılmayı çok seviyor bizim Kaziz abi. Kaziz abi. Onu 500 lira versene. 500 lira neyi de vereceğim? 600 olsun o. Parayı yedik ya. Sen cebindeki ne vardı para? Çayın yiyorum sana. Beni ne ayırıyorsun sen para verip de gir almamaya? Bugün verdim, yarın geri alacağım. Estağfurullah, sen kendine ne ayırıyorsun? Sen yarın maaş aldın ya. 500 getir. Yarın mı aldın? Benim maaşım. Şey Hatice'nin. Alem amca da şey gitmiş. Nereye? He düğün, torununun düğününü gördüm. Torunun he. Ne yapsınlar sen bunlar şimdi, sohbetler. Aziz abi. Buyur. Hani çekme Aziz abi. Çek şunu. Niye sen niye? Niye tipin mi eskiyor? Tamam bebeğim, sen çekmeyelim. Ben eskiyor çiz. Yok. Senin tipinden daha kötüyüm ben. Ama ben bakmıyorum tipe. Sen yaşın haliyle yakışıklı adamsın. Diyorsun. Yani. Yakışıklı görmesene yutturacaklar. 70 yok canım, gayet iyisin. 70 yaşına geldin ama hala yakışıklısın. 70 mi? Yaşına değilim. 80. 82. Hala giderim var. Giderim kapalı ama. Sen saç işaretisi. Allah seni ne yapmasın. Değiller. Arkadaşlar ben öyle yaşlıymış, gençmiş takılmıyorum. Çok şükür. Evde de diyorlar kilom var diye. Ben ilgilenmiyorum kiloyla. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum ben. Hayat ne güzel. Sigara sağlığa yararlıdır, teşekkür ederim. Yak bir tane o zaman. Yakarım, ne var ki? Yatır, yarın sen başarı bulursun. Neyi? ben, kendisini mi? Senin gibi miyim ben? Başarı bulursun nasıl lazım. Niye, sen yukarı mı gideceksin? Ben sonra oradayım. Oldu.
Tentenin altında kaldılardı arkadaşlar. Güneş var. Tabii burada bir karanlık duydular. Evet, bugün hiç iş yok. Sen gittin gideli dışarıya bir çay vermedin. Şimdi iş yok. Herkes namazdan mı bugün cuma? İş yoksa ben ne yapayım şimdi? Para mı istiyorsun? Sana iş mi bulsun? Abi şu 500'ümü versene sen. Sabah aldın 500'ü versene. Bunun parayı ver de bari adam şey yapsın. Zarar da yok. Şu sabah aldın 500'ü versene. Namazdan sonra vereceğim dedi. Bak namaz oldu. Ben öyle şey demedim. Namazdan sonra vereceksin dedin, sen dedin vereceğim dedin. Şahidim var. Telefona çektim. Vereceğim dedi mi? O zaman sözüne ben söz verdim, sen 500 lira 1000 lira olarak veriyorum. Tamam. Alırken 3000 lira olarak alırım. Yaz tahtaya diyor laftaya. Sen bir tam tefecisin ha. Bir faizci mi öyle olur? Tam faizci. Sen de paran olduğunu bilsem ben çoktan alırım o parayı da. Ben de paran var. Sabahtan verdiğim 500 lira var işte. 500 lira vardı. O 500 markete veririm bir tanesini. Bak ben parayı vermesem acın ölecektim bugün. Bak gördün mü? Denizde bu bende para. Yani ne olsun şimdi canım. Tos yap da yesin herin abi, benden olsun ya. Yok öyle bir şey yok. Midesinden bir helal. Zaten iş yokmuş, biraz sonra arar. Parasını mı ister? Midesinden bir helal lokma geçsin ha şu adamı. Gözüm açılsın. Gözü. Gözü aç. Bana bir tos yapar mısın lütfen? Tabii ki yap. Büyük ekmeğe. Parasını tükürecek vereceğim. Tamamdır. Ne oldu nasıl parası? O yetmiyor. Öbür cebinden çıkar. Burada vardı. Orada vardı. Öbür cebinden çıkar. Balınları cebe koyuyor. Sen Aziz abiden mi alacaksın? Adam mı içiyor sadece orada çayı? Olsun. Bütün param havludalar Aziz abi. Yok. Bittim. Azap bitmiş, görüyorsun halini. Çok üzüldüm. Sana takılmaya bayılıyor. Sen olmasan ne yapacaktı acaba Azap'ı? Çok üzüldüm. Oh. Benim yemeğim bile çıkmadı bugün Azap'ı. Bu da büyük para. Sen beni yemeğe mi geldin? Yemeğe mi geldin? Para yoksa para vereyim. Ver. Bin lira al, ver. Yarın sabahtan alırsın. Para ne geldi sende? Para var ya. Dayalım. Bu paraları görsek 1000 lira görürüz. Bak gümrük paraları var bende. Buradaki sohbeti çekmesem olmazdı arkadaşlar. Bunlar her gün böyleler. Gümrük paraları var bak. Sanki şeyler yani, kuma garı gibiler. Çok da kumaya bayılıyor bizim herkese. Bakmayın ekranda böyle soğuk duruyor ama aslında bu adam böyle değil. Espriyi seviyor. Geçen hafta Azerbaycan'a gittiydim ya şey bakın mal. Burada gümrükten bozuldu diye. Gümrükten. Sen mi gittin de? Acaba sen mi gittin de? Kaç gizli getmiş herhalde. Paracıklar bana verildi. Bu bulancağa gitse Azerbaycan'a gittim ben de. Ya da bu gizli getmiş. Oraya gittim, Ankara'ya gittim. Ben gittim yok, kendini zannetti o herhalde. Öyle mi? Tabii Giresun başkent burası. Keşap bu bizim mahallemize. Batuhan'a mı gitti Batuhan'a? Giresun, Keşap bizim mahallemiz. Keşap'ı ağzından almak için bir defa abdest aldım. Ben oraya yılanları öldürmeye gidiyorum. Evet. Yılanları. Bizimkiler birbirine takılmaya bayılıyorlar arkadaşlar. Aziz abi olmasa acaba bizim Özgür ne yapardı onu düşünüyorum. Çay istedi, çay getireyim bir yandan. Evet, çayınızı getirdim Özgür Bey. Afiyet olsun. Tost yandı ya, yandı. Tost daha yanamaz çünkü makine sıcak değil Aziz abi. O makine bir kere ısınacak, öyle nasıl yanıyor makine? Şu seviyeye kadar kaldıracağım buraya, şöyle düzgüne. Nereye yapacak bizimki de onu anlatayım. Bir kalıyı kaldıracağım. Yer biraz eğrilik var bu taşlarda, masaya koyduk ama sallanıyordu. Kaldıracağım hafiften. Dülle düzleştirdi. İyi olur. 3-4 vagon getirdi. Yalnız düşünme, yap. Ben düşünmem, yaparım abi. Zaten. Senin gibi Aziz abi, o da düşünmüyor. Ben aklıma koydum, yaparım. Bitti. Aziz benim bir işlerim var, bir pazar günü yahut da bir akşamüstü yazı. Dökerim buraya sabah. Ben dediğim gibi Ankara'ya gidip geleyim. Evet, şimdi bismillah başlayalım yavaş yavaş. Sen şimdi ödemeyi yap. Ben ödeme kolay. Alt taraf ne? 80 bin lira para. Ya sen benim şu cebime biraz para tut da sırayı al lan. Ankara'ya ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın oraya? Sen de Ankara'ya gidip içeri gelmişsin. Evet düzelttireceğim. Ben yukalamam da ki. İyi gibi bırakacağım. Yok öyle olmaz. Burada kalamaz mı? Aziz abiyi geçirdiği yerle daha bırakır mı? O bırakmadıkça ben de çektim. Sen de ilginç bırak da biz alemlere gider gezeriz seninle. Bırakamayacağını o da biliyor ya, hastası var çünkü o bırakılacak bir hasta değil. O da bunu biliyor ya, takılıyor Aziz abiye ha bir gayret. O da ona şakalarına eşlik ediyor. Parayı ev yap, beraber şey yapıyorlar şimdi. Onların kiralık evleri de oluyor. Kayınpederinin evde yapılacak işlerini Özgür yapıyor. Yerlerini falan işte ne gerekiyorsa onları hallediyor. Onu diyor ne zaman yapacağız diye de. Takılıyorlar diyor. Zaman nasıl geçecek? Bugün çok hiç iş yok.
hiç iş olmadığı için bunlar da birbirleriyle zaman geçiriyorlar kapıdan. Benim kız da dedesi aradı, birazdan gelecek. Gel dedim, alıp gidecek kızı. Çocuğum çok istiyor. İlla kuzenini görecek. Bakalım. Hayırlısıyla. Bir gitsin bakalım çocuğumu. Çok şimdiden tabii ki. Sabah diyor ki anne sen beni çok öpüyorsun, çok seviyorsun diye. Ama diyor arkadaşlarım beni diyor şu kaşım yüzünden takmış kaşına. Şu ortası diyor dolu ya. Kızım daha küçüksün, alma zamanı değil diyorum. O kaşa takmış kafayı. Kaşım diyor çok kötü duruyor ama diyor. Beni sevmiyor arkadaşlarım diyor. Dedim çocuğum öyle şey olur mu? Ama sen çok seviyorsun beni diyor. Anneler dedim çocuğunu her zaman sever çocuğum. Anneyim yani ben diyorum seni doğurdum çocuğum diyor. Diyor ki o da bana anne diyor tabii diyor. Sensin annem diyor. Seversin sen beni diyor. Ama diyor böyleyle diyor arkadaşlarım doğruluruz yok kaşımı yüzünden diyor. Doğru şey olmuyor. Takmış. Ay şimdiden kaşa takılmış çocuk. Büyüyünce herhalde ilk iş o kaşı aldırmak olacak herhalde. Benim gördüğüm bu yani. Anası gibi önce kaşlara takıldı. Burası. Şurası esmer ya biraz daha. Şu ortası dolu diyerek takıldı kaşlara. Saçlarımın rengini değiştireceğim anne diyor geçenlerde. Büyüyünce diyor ne renk yapacaksın diye sordum. Ben biliyorum aslında tahmin ettiğim rengi de sarı yapacağım diyor. Çok lezim geldi. Güya senin saçların diyor çok güzel diyor. Sarı yapacağım saçımı ben. Kızım dedim sakın oynama hemen saçlarında falan dedim. Büyüyünce dedim. Anne diyor ben bakacağım diyor. Yapacağım saçımı diyor. Anam yok ileride belli ki ben bunu baş edemeyeceğim. O saçlar değişir. Bir 18'ine gelsin herhalde çok değişim olur. Tabii normaldir. Annesi 13 yaşında saçlarını oksijenle açarsa çevre etkilenmesi. Etkilendim. Baktım herkes yapıyor. Şimdiki gençlik zaten başka marjinallere geçmesin de tek isteğim o yani. Aralarına bir şeyler dağıtacağım dedi. Ne atacağım dediydi bir şeyler dedi dedim. Hatta sakın sakın istemem dedim. Renk katacakmış hani buralara şimdi seviyor. Şuralardan yeşiller falan gelince işte griler bunları çok beğeniyor. İnşallah ileride bakalım ne yapacak. Kötü bir şey yapmasın da tek isteğim o yani. Kendine şimdiden hayalimiz büyük yani bunu görüyorum. Değişimi çok istiyor. Seviyor da. Dün de bana bugün hatta dün dedi dün kuzucuğum. Anne dedi benim de rengim açılmış biliyor musun dedi. Ama yavrum tabii ki açılacak dedim. Anne senin rengine benzemişim ben diyor. Esmerdim ya diyor. Bak diyor yüzümün rengi açıldı diyor. Acaba yıkamaktan mı? Gülüşüm de geldi. Ya çocuğum küçücük şeyiyle neler geliyor akılla. Yavrum diyor ki annen dedim büyüyünce açılıyor. Yavrum daha rengin daha da açılacak senin dedim. Belli ki rengini de beğenmiyor. Dedim daha iyisin ben beyaz olma yine de. Yani annen gibi beyaz olup da ne yapacaksın? Denize gitsen kıpkırmızı yanıp geliyorsun yani. Resmen tavuk gibi bir şey olsun. Ne gereği var dedim. Sen ne güzel buğday tenlisin. Senin rengin hemen dönüyor dedim. İki güneş görsen çok da güzel. Daha da bir güzel yanıyor o vücut. Tabii kendine benim kadar da yakmasın da. Yaktığım için şu yüzüm gözümün hemen kıpkırmızılığı bundan işte. O denize gidip koruma yaptırmazsan, yüzüne hiçbir şey sürmeden denizde öylesine bulunursan, güneşin bağrında eskiden de çocukluk işte yanacağım diyerek bembeyazım diye neler çekiyordum. Hatta bir gün hiç unutmam öyle bir yandım ki. Ay az önceden beri arayan yoktu. Neyse aradılar ama adamı gönderdim. Keşke 5 dakika sonra gönderseymişim. Aynı yöne başka çay daha isteyen oldu. Biraz ileride kalıyor. Neyse artık ama olmadı ben giderim şimdi. Öyle işte arkadaşlar. Neyse ki bu vlogumu şu anda kapatayım. Allah izin verirse akşam tekrardan size yeni vlog, yeni hatıralarımla çok şeyler var. Çok anlatılacak anılarım var. Beğeneceğinizi ben umuyorum. Onları anlatırım yine. Şu anda işte yine belki de kapatıyorum ama araya yine güzel bir şey bulursam bunu atana kadar yine çekim yapar. Bunun arasına koyarım. Allah izin verirse. Bu arada tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Sizleri tanımışız. Allah razı olsun her şey için. Daha çalıyor aynı yer. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler efendim. Güzel bir hayat sana güzel. Bak o güneşin bağrında D vitamini. D vitamini iyidir. Güneş. Ama bu ellerin dediğim gibi bak şöyle yap. Ha bunlar. Şuralar önemliymiş. Güneş. Evet oraları açacakmışsın. D vitamini orası verirmiş. Ay benim o çocuğum evde kaldı aslında.
Fakir bir sadaka. Elif Su. Az gelseydi ki güneş görseydi çocuğum kapalı. Şimdi şu bir apartman var ya. Hı. İki tane katı olmamış olsaydı güneş daha çabuk, çok güzel gözüküyor. Tabii ki. Şimdi burası yüksek kat kalıyor. Ne yapacaksın? Ay karşının yeşilliklerine ama baktıkça çim açılıyor. Bir şeyler yaparlarsa o karşıya da buranın bir yeşilliği de kalmaz da. Bakıyoruz en azından bir yeşillik görüyoruz oradan. Öyle işte Aziz abi. Ben şimdi günlük iki vlog yapmaya çalışıyorum. Akşam anılarımı anlatıyorum. Dedin mi? Ama gece attım. Sen o saatte o kaçıncı uykudaydın Allah bilir. Ben kaçta uyuyorum? Kaçta uyuyorsun? O zaman okulu dinlemiş olman lazım. İzledin mi bari? İzle. Açıyorum çeleliyorum. Allah razı olsun. Evet. Destek olmak için. Allah razı olsun. Sen güneşten rahat rahat. İşte kıpkırmızı yanıyor. Resmen yanıyorum. Sabah bir uyandım ki bir esmerlik gelmiş yüzüme. O kadar güzel olmuş ki kendimi tanıyamadım. Çok da güzel bir yakıştı yani. Kendimi öyle hissettim. Gören şaşırdı, bu melek mi diye. Bembeyazım ya. O hali, yüzümün yanmış hali, herkesin daha çok hoşuna gitti. Tabii ne oldu? Millet hoşuna gitti. Ben de denizden daha çıkar mıyım? Gide gele gide gele. %2 damar genişlemelerine buna borçlu oldum. Koruma yapmamışsın dedi doktor. Nasıl yani böyle bir denize giriş dedi. İnsan bir açık tenlisin. Kocaman, hatta şimdi bile gezerken diyor ki koca fötelle şapkalar, gözlükler büyük büyük olacakmış. Gözlerde de açık ten, rengin açık, gözler açık renk. Seni çok etkiliyor bu güneş dedi. Yakar. Cildini daha fazla etkiler. Mümkün olduğu kadar güneş altında kalmayacaksın. Gölgede otur dedi. Güneşte dikkatli ol. Çok güneşin saatlerinde dolaşma. Yani yasak yasak üstüne koydu ama de ki o yasağa uyabiliyor musun? Uyamam. Ben çalışmak zorundayım. Bir aşağı bir yukarı gidip geliyorum yani. Mecburum. Hep yazın hep dışarılardayız. Mecburen çalışıyoruz. Benim telefonum yine çalıyor.